salı pazarındayız. Sizin için tezgahları tek tek dolaştık. Cep yakan fiyatlar da var. Oh çok güzelmiş dedirten fiyatlar da var. İşte sizin için tek tek tezgahları dolaştık. Dört parça lira! Dört parça lira! Dört parça! Bu sürü piyasına! Yeşillik dört parça lira! Dört parça lira! Haydi! İftihar yaptınız mı? Çok şükür elhamdülillah. Hamdolsun. İdare ediyoruz olduğu kadar. Fiyatlar Fiyatlar eskiye bakarak yüz demeyim de yani %150 de %100'ünden idare ediyoruz işte. Eşten, dosttan. Ne yapsın? Bak halk bile veresi alışveriş yaptı. Olmaz. Olsa yok. Peki çözüm nedir? Çözüm mü? Sen bir kilo ne olursun? Allah'ın izniyle hazine bulursam haber vereceğim ben size. Peki teşekkür ederim. Devlet de bulursa devlet arıyor, her yeri arıyor da inşallah bulur. Mazotla iş bitmiyor. Doğalgazımız var, mazot var. Hani dışarıya olan şeyi öldürmediğimiz sürece bağlılığı çözüm yok. Dolar bile kaça çıktı? Altın düşüyor diyorlar, dolar yükseliyor. O düşüyor diyorlar. Bu neyle oluyor şunlar? Araba neyle geliyor gidiyor? İççi neyle çalışıyor? Öğrenciler nasıl okuyor? Her şey para. Onun için çare onda. Parayı bulunca Napolyon dedi ki para. Güzel. Piyasaya göre güzel. Şu anda güzel mi? Piyasanın durumuna göre güzel. Market manava göre bence güzel. Ya market manava göre güzel deyince ama piyasanın durumuna baktığın zaman olumlu yani. Yine en güzeli pazar mı diyorsunuz? Ya marketler pazarlardan uygun. Uygun olmuyor, marketler uygun. Ama buradakiyle market iki bir değil. Burada daha mı taze? Tabii ki. Taze. Her zaman için taze. Peki. Marketinki başka. Teşekkür ederim. Pahalı. Gerçekten pahalı. Ama ortama göre değerlendirdiğin zaman pahalı değil. Çok pahalı. Bir kuru soğan ya. Bir kuru soğan. Şimdi beyanız. Yemek yapıyoruz. Bir kuru soğan da yemeğin içine yani bu kadar da pahalı olmaz. Pahalı. Gerçekten pahalı. Evet. Temel ihtiyaçlar pahalı aslında değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Gerçekten. Şimdi aldığımız şurası ne var? Elimizdeki poşet. Evet. Ne kadar gitti şu anda? Ben hiç masrafa bakmadım ama gitti bu. 150 gitti. 150 lira. Yani o Daniyen'le mısır, domates, yarım kilo bamya, üzüm hepsi bu. Kaç gün gidecek bu? Bir torba un 500 milyon. Bir tane tüp 400 milyon. 3 tane eleman çalışıyor. Bunu nasıl geçimini yapacağız? Nasıl yapacağız? Bunlar onlar düşündü. Geçen sene aynı yağı ben alıyordum. 35 milyona. Bugün 175'e alıyorum. Utansınlar. Yaptım az önce. Ama hani ne bileyim piyasanın bu durumun ne olduğu ne olacağı artık hani sadece devleti yükleniyoruz da size şu kadar söyleyeyim inanın insanlar da yapıyor. Yani bunu sadece hani devletimizden milletimizden ayak edip herkes elindeki malını bugün 3'e alıyorsa yarınki fiyat neyse bugün ben bunu 3 aldım diyen hiç yok. Ya bunu toplum kendi de yapıyor ben bunu biliyorum. Çünkü ben de bu piyasanın içindeyim. Adam 3-4 katlı yeri iç çamaşırla çaktı bundan bir yıl önce. Bugünkü fiyattan satıyor. Daha söylenecek bir şey yok. Yani hepimiz birbirimize yapıyoruz bunu. O yüzden de tek başımıza sadece devleti şuna buna yüklenmeye gerek yok. Bakın Suriye'ye, bakın şuraya buraya devletsizler, orada buraya. Biz bir yere de gidemeyiz. Biz vatanımızı terk etmeyiz. O yüzden hepimiz birbirimize, hepimiz vatanımıza, milletimize sahip çıksak, yani devlet yıkılırsa, şu olursa, bu olursa ne olur? Ne olur? Valla biz toprağımızdan bir yere ayrılmayız. Biz sonuna kadar mücadele ederiz. Sadece Suriyeliler gibi, Suriyelilerden tek farkımız bu olur. Ama bugün bunu yapacağımız zaman niye herkes elindeki malını bundan bir sene önceki aldığı fiyattan değil de bugünkü fiyattan satıyor? O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Peki burada denetleme eksikliği var mıdır? Denetleme eksikliği var. O orada kesin var. Hani bugün benim karşıma Cumhurbaşkanımız çıksa ben bunu direkt sorarım kendisine. Niye her şeyi bu kadar başıboş bıraktı? Burada eksikliğimiz var. Ama şimdi şöyle de bir düşünüyor. İnsan evindeki çocuğuna güç yetiremiyor. Yeri geliyor. Hani tek başına her şeyi de devletten beklemek ne kadar doğru.
İnsanın önce vicdanı öne çıkması lazım. Yani biz kendimiz vicdanımıza, kendimiz kendimize sahip olmazsak her şeyi de devletten beklememek lazım. Bu da bir gerçek. Daha sıptamız yok efendim şu anda. İşler çok durgun efendim. Gidip geliyor, mazot parası biraz zor çıkarıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Pahalı, gerçekten pahalı. Yani parada bir önem kalmamış. Hiç, para hiç olmuş yani. Böyle giderse Türkiye'nin haline olur. Hele bizim nesillerimizden sonra ne olacak? Bizim yine hadi geldik geçiyoruz. Bizim nesiller ne olacak? Böyle giderse yani taneye düşecek millet. Aynen öyle. Fiyatlar çok pahalı. Pahalı yani. Hiç düşmüyor. Evet. Düşmüyor. Peki zam şampiyonu nedir? Şu anda karnabahar pahalı. Yeşillikler hepsi pahalı. Ispanak pahalı. Kereviz pahalı. Yeşil tüm pahalı. Hiç ucuzlamıyor onlar. Artık domatesler bitiyor. Bir ayırlı domatesler bitiyor. Salatalık bitiyor. Sera başlayacak. Onlar daha pahalı olur. Yani hiçbir ucuzlama şansı yok yani. Hepsi pahalı. Peki çözüm var mıdır? Çözüm mazot. Mazot yani pahalı. O nakliye çok üstüne koyuyor yani şeylerin. Onun için de pahalı oluyor. Fiyatlarda şu anda hiçbir türlü düşüm olmadı. Neden olmadı derseniz bizim bu meyve sebzeyi yerinde aldığımız yerde düşüm yok. Adam bunu çiftçi diyor ki maliyeti bize çok yüksek oranlarda geliyor. Bunun maliyetleri yüksek olduğu için biz de mecburen fiyatlarda yüksek vermeye mecburiyetindeyiz diyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Çiftçide enflasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Enflasyon ne kadar aşağı inerse vatandaşın yemiş olduğu meyve sebzeler de hepsi aşağı inmekte olur. Ama enflasyon gün geçtikçe bakıyorsun çoğalıyor. Gün geçtikçe yükseliyor. Şu anda dünyada bizim ülkemiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bakın biz bir de yani kendimiz yetiştiriyoruz. Kendi bahçelerimizde, kendi yerlerimizde, kendi doğal organik meyve sebzelerimiz var. Ama gel gelelim herkesten daha çok pahalısını yiyoruz. Neden böyle oluyor? İşte bu da enflasyonda başımızda bizi yönetenler. Ekonomi Bakanı bu işi güzel yürütemediğinden kaynaklanıyor. Vatandaş bu meyve sebzeyi kendi ülkesinin malı olduğu için ucuz yiyeceği yerde pahalı yiyor. Buna da bir çare bulmaları lazım. Bu vekilin TV mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mi? Bu kanal. Bu genel halk kanalı. Genel halk kanalı. Biz burada vatandaşımıza Cumhurbaşkanı'na da seslenelim. Yani Cumhurbaşkanım bu halkımız, bu vatandaşımız, bu milletimiz ucuz meyve sebze yesin. Yani kendi ülkesinin malı. Yani ne olacak bu halimiz böyle ne olacak? İnanın gün geçtikçe, ay geçtikçe, yıl geçtikçe artık bu memleket yaşanamaz hale geldi ya. Vallahi billahi bir gece yatıyorum sabah kalkıyorum bir şeylere zam gelmiş. Enflasyon yükselmiş. Yani enflasyonu aşağı indirecekleri yerde enflasyon yükseliyor. Bir de Ekonomi Bakanı çıkmış diyor ki ya ülkemiz çok güzel günlük gülistanlık daha da iyi olacak. Ya nerede iyi olacak ya? Kurban oldum Cenab-ı Allah hakkımıza hayırlısını versin ya. Fiyatlar pahalı ya. Vatandaşa göre pahalı ya. Baya pahalı yani böyle 3-5 yok baya pahalı. Bize vermiyorlar. Bize mecbur geliyoruz. Biz de burada bir poşet 50 liradır. Nasıl satacağız biz bunu? Yapacak bir şeyimiz yok yani. Eğer bu pazarcı esnafı olarak 1 lira 2 lira ne karımız gelse vatandaşa veriyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Adam az lahana 30 lira satıyorum. Adam dedi 20 lira param vardır. Ben başka param yoktur. Mecbur kaldım verdim. Başka parası yokmuş. Mecbur kaldım verdim. Yapacak bir şey yok. Yani çok şikayetçi. Bu fiyatlar biz pazarcı esnafı olarak da çok şikayetçiyiz. Bir gün alıyorsun, ikinci gün gidiyorsun o malı kimisi yapıyor. Bir gün aldığın bu para, müşteri geliyor diyor geçen hafta bu para aldım. Sen müşteriye ne diyebilirsin? Siftah yaptınız mı? Yaptık. Fiyatlar yüksek. Peki bu yüksek fiyatlar ne olacak? Yakıtla ilgili. Nasıl çözülür? Yakıt düşerse çözülür. Düşmezse? Çözülmez. İmkansız. Çıkar, daha da çıkar. Kışın ürünleri her şey doğal gazla, elektrikle yetişir. Daha da çıkar. Evet. Fiyatlar normal yani. Şimdi marketlere göre bizim fiyatlarımız daha ucuz. Siftah yeni yaptım daha. Yeni yaptım. İş yok. Evet. Pazarda durumlar nasıl? İyi değil. Çok kötü. Alabildiğine pahalı. Alabildiğine.
Şu sepet 250 lira. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Hani orada bizim bir suçumuz yok. Mazot maliyeti çok pahalı. Onun için şu an emekli çok zorlanıyor. Yani adam 3,5 milyar maaş alan bir insan. Su mu versin, elektrik mi versin, doğalgaz mı versin, kira mı versin, çocuk mu otursun? Yani şu an vatandaşın mutfağında yangın var. Millete alım gücü yok. Çok zorlanıyor. Ben bunu sana söyleyeyim yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani hakikaten durum çok kötü. Hocam fiyatlar biraz yüksek. Çünkü sonbahar mevsimi tarladan seraya bir geçiş dönemi oluyor. O yüzden ürünler azaldığı zaman fiyatlar da otomatikman yükseliyor. O yüzden fiyatlar bir tık yüksek. Daha da yükselecek gibi görünüyor. Fiyatlar valla uçuyor. Dün aldığım ürünü 12, bugün 14 diyor. Niye kardeş? Aynı mal, aynı kamyondan inmiş. Diyor ki mazot 25 lira 28 kardeş. O da öyle bir bize ne yapın? Bize mecbur katlanıyoruz. Pazarda fiyatlar çok yüksek. Üzülerek söylüyorum. İtiraz ettiğimiz zaman işte yakıta zam geldi. Bilmem şuna zam geldi. Fakat bizim emekli maaşlarımız olduğu gibi durduğu gibi bir de 6 ay öncesinin maaşını biz 6 ay sonra alıyoruz. Hayat çok pahalı. Hayat çok pahalı. Allah hepimize yardım etsin. Çok zordayız. Maaşlar olduğu gibi duruyor. Her ay bir enflasyon var artık. Şişirilmiş mi, kapatılmış mı, bekleştirilmiş mi onu da anlamış değiliz. Ben öğretmenim. Bu işin içerisinden çıkamadım. Dehşet. Neler aldınız? Biraz domates, biraz salata. İşte o kadar. Her şey bağlı. Vatandaşta para yok. Para olanlar vardır, para olmayan vardır. Ekmeği bulamayan insanlarımız vardır. Yani bu hükümetin şeyindendir. Eğer hükümet değişirse belki inşallah bir şeyler olur. Bu pahalılık da biraz ucuzlanır. Vatandaş rahat alışveriş yapar. Ama müşteri yok. Biz pazar, mal getirmişiz. Mal satmak için, çoluk çocuğumuzun ekmeği kazanmak için kimseyi bulamıyor. Akşama artan malı da tekrar toplayıp götürüyor. Öbür pazara. Fiyatlar hani zamlı. Şimdi esnaf sattığı malı aynı sabah gidip alamıyor. Çünkü mazotlar bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor. İster istemez meyve, sebzeye yansıyor yani. Yani alan adam da mesela haklı, satan adam da mesela haklı. Yani şimdi adam hala saat gece 3'te 4'te gidiyor, alıyor malı, getiriyor burada ne yemeklerle satıyor, bitiriyor. Aynı şekil malını tekrar o paraya alamıyor yani. Çünkü mazotla bir günlük 2 lira indiriyorlar. Bakın 5 lira çıkartıyorlar. Yani.